Önemsenmek istiyordum. Sevdiğimi söyleyince heyecanlanması gerekirdi. Çünkü sevmek az bulunur bir şeydi. Ben sevmekle kahramanca bir işe girişmiş olmalıydım. Bunu anlamalı ve beni gururlandırmalıydı. Vedia beni değiştirdi mi? Hiç sanmıyorum. Ben anlamak, bilmek üzere yetiştirilmiştim. Bu alışkanlığımdan vazgeçemezdim. Oysa anlamak, bilmek istediğimiz bir şeyi durdurmamız gerekir. İşte buradaydı bizi birbirimizden ayıran duvar. Onun bilme, tanıma, anlama gereksinmesi yoktu. Çünkü zamanın geçtiğine ilişkin bir düşüncesi yoktu. Hep düşünmüşümdür. Vedia yaşamayı seviyor da üst yanına boş mu veriyor diye. Hayır, yanlış. Geçen bir zaman olduğu düşüncesi ona tümden yabancıydı. Aşkın özünde bulunması gereken beğenme sadece erkek ya da kadın olmakla çözümlenebilir bir şey değildi herhalde. Ama Vedia bilinemez nasıl ve nereden kalma bir kültürle bu sorunları şaşılacak bir kolaylıkla çözüyordu. Ermiş Yusuf mu? Neden olmasın? Erkek ya. Saçlarını okşayarak gözlerinin içine daldım gittim. Seviyordum onu. Anlamak, tanımak başka şeydi demek, sevmek başka. Yaşam gibiydi o. Son soluğumuzda bile anlayamayacağımız, fakat kanımızla, canımızla bağlı olduğumuz. Usta şunu. Hele gel şuna. Baba kaleye nasıl gidebilirim? Delikanlı!
Bakar mısınız? Bakar mısınız? Affedersiniz. Beyefendi. Affedersiniz. Demek geldin. Geldim dayı. Annen? Epeydir görmedim. Buraya geldiğini biliyor musun? Hayır, kimse bilmiyor. Anlıyorum. Burada kalmamda sakınca var mı? Elbette yok. Utanmıyor musun bunu sormaya? Affedersiniz. Daha 10 fırın ekmek yemen lazım. Ayrıca buraya dinlenmeye geldim. Çok da iyi görünmüyorsun. Sağlığımdan bir şikayetim neyse, yok. Neyse, bunu böyle kararlaştıralım. Nasıl buldun? Çok değişik. Nefret ederim sıradanlıktan. Bir keser bir destereyle yaptım burayı. Kızım Bediye. Evet, annem söylemişti evlat edindiğinizi. Kızım, gelip alsana bavulu. Yeğenim. Merhaba. Hoş gelmişsin. Ne demek hoş gelmişsin? Hoş geldiniz demeyi unuttun mu? Hoş geldiniz. Kırlık yerlerde yaşadığımız için kim zaman böyle bir ağız kullanıyor? Nasıl vakit geçirmeyi düşünüyorsun burada? Resim yapacağım. Akademide okuyordun değil mi? Evet. Kızla konuşmaya da önem ver. Ben pek olamıyorum evde. Zavallı yalnız kala kala konuşmaya boş verecek. Çok iyi bir ailenin kızıdır. Baba kolundan da ana kolundan da soyludur. Ben onu aldığımda tabii anası da babası da ölmüştü. Küçücük bir kızdı ama büyük, olgun bir insan gibiydi. Soylu bir ailenin kimsesiz kızıydı. Ve elbette onun kalıtımını destekleyecek bir davranıştan geri duramazdım. Evet, kızım yaptım onu. Anlıyorum. Şu odada kalacaksın. Şahmeran, biliyorsun değil mi? Evet, yılanların hükümdarı. Bunu? Dinsel bir olay. O kadar mı? Arap harfleri ama... Yani Arap harfleri olduğu için mi dinsel? Alfabeler, harfler layıktır evladım. Yani onlarla dinsel bir şey, örneğin kelime-i şehadet yazabileceğin gibi... aşk şiiri de yazabilirsin. Evet, bir insan yüzü bu. Hurufilik, bir çeşit soyutlama. İslamiyet'te suret yasak ya, adam harfleri yerleştirerek suret yapmış. Koysana elindekilerini odana.
Silahtan anlar mısın? Gel. Ava gideriz seninle. Domuza gideriz. Dağ taş domuz dolu. Hadi yemiyorsunuz, avlayıp satın bari. Yok, haram demişler ya bir kere. Ama göstereceğim onlara. Hadi, hadi. Emniyet. Hadi bir plak koy. Sen bırak kızım. Alice etsin de zevkini öğrenelim. Şaraplar da hazır. Seni çok seviyorum. Dersten kaytarmak için söylemiyorsun değil mi? Bak saatin geldi. Hadi atalesan. Kızma, duysunlar. Klasik müzik dinletiyorum onlara. Anlasınlar hayatın miskinlik olmadığını. Hayatın ritmini anlasınlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yemekten sonra gezelim köyü istersen. Sonra gezeriz dayı. Yemek yiyebileceğimi de sanmıyorum. Yorgunum. Uyumak istiyorum. İzin verirseniz. Ne demek izin verirseniz? Ne istersen yapabilirsin. Kahvaltı ediyorduk da babam bekliyor. Geliyorum. Safa geldin. Safa bulduk. Dinlenmeye gelmişsiniz. Hı hı. İyidir bizim buralar. Hava sıcaktır ama iyidir. Gündüzleri uyursa insan sıcağın farkına varmaz. Hacı! Getirdiniz mi malzemeleri? Yürümedi kamyon. Neden? Bilmem, bir şeysi yanmış, balatası mıymış ne? Akşam bir şey yoktu. Otur yeğen, otur güzel bir kahvaltı et. Sonra da denize git istersen. Ben öğlene dönerim. Denize mi gidiyorsun? Mayon var mı? Hı hı. Kahvaltını yap, gelirsin. Ne oluyor? Kediye verdim. Acıkmıştır hayvan. O kadar düşünüyorsan evine al. Ne yapsın evde, o balıkçı? Bizi çamlığa götürsene. Gel. Ben at.
Soğukmuş. Tatlı su kaynar burada. Suyu yüzmeyi seviyorsun. İşte herkes gibi. Herkes yüzmeyi sever mi? Mesela köylüler. Ne bileyim. Peki seni severler mi? Hiç sormadım. Canım sormadan anlaşılmaz mı? Sana bakışlarından, davranışlarından filan. Davranışları mı? Evet. Davranışları filan yok ki. Gelsene. Sen seviyor musun? Kimi? Köylüleri. Ben mi? Şimdi kiminle konuşuyorum ben? Benimle. Öyleyse ben mi de ne oluyor? Ben, sen tabii. Seviyor musun onları? Bilmem. İnsan kendini bilmez mi? Bilir mi? Peki buradan köyden sıkılıyor musun? Nasıl yani? Yani başka yerlere gitmek istediğin oluyor mu? Neden istemeyeyim? Babam gelmiş. Gidelim. Nasıldı deniz? Çivi gibi. Gel bir duş al, iyi gelir. Ormana gittiniz mi? Yabancı var mıydı? Burada kimseyi tanımıyorum ki. Bir iki balıkçı vardı. Göçebeleri soruyordum, ormanda falan gördünüz mü diye. Nereye konarlarsa hırsızlık oluyor. Hayvan falan çalıyorlar. Göçerliğin kökünü kazımadın mı o ülkeden hayır yok demektir. Uygarlık toprağa yerleşmekle başlar. Üretim, eğitim, ahlak hep ondan sonra gelir. Çingeneleri mi kastediyorsunuz? Çingeneler mi vardı? Hayır. Bugünlerde bu tarafa geldiklerini duydum da. Sofrayı kuruyorum. Tamam, geliyoruz. Kamyon ne oldu dayı? Balata bahane. Şimdi de bir Ermiş Yusuf çıkarmışlar. Efendim bu Ermiş Yusuf düş görmüş, bu sera işi, domuz işi hayra alamet diyemiş. Tabii bahane. Asıl mesele tembellik. Tembellik ruhlarına işlemiş bunların. Herif miskinin teki. Yemek yemiyor, kül yiyor, ermiş mertebesine çıkıyor köylünün gözünde. Yemekten sonra gidip bitireceğim bu işi. Paralar gelmeye başlasın, bakalım ne yapacaklar. Bak bakalım ermiş vermiş kalıyor mu? Neredeydin? Ormandaydım, gezdim. Çingene var mıydı ormanda? Çingene mi? Dayım bazen geldiklerini söylüyor. Rastlasam da resimlerini yapsam. Duş yapacaksan gel. Ben saçlarımı ıslatıyorum sadece. Hasta değilsin değil mi? Sağlıklı mı görünüyor? Ondan değil, ben biliyorum buraya niçin geldiğini. Dayım mı söyledi? Yok, o bir şey söylemez, sayıkladın uyurken. Odama girip beni dinledin demek.
Uyuyordum, ben de baktım sana. Baktın mı? Daha önce görmemiştim ki seni, bakayım göreyim dedim. Ayıp ama bu yaptığın. Ayıp mı? Ayıp tabii. Benim iznim olmadan sırrımı öğrenmiş oldun. Özür dilerim. Hani saçlarını ıslatıyordun? İyi geldi. Bir şey giymez misin için? Kışın giyerim, yazın sıcak geliyor. Sen de giymiyorsun ya. Ben erkeğim. Yani benim göğüslerim yok. Var ya. Babam gelir şimdi. Müziği koymadım daha. Resimlerine bakıyorum. Hep ağaç resmi yapmışsın. Bu ağaç mı? Ağaç ya, yaprağı. İstersen senin resmini de yaparım. Benim mi? Evet. Hiç istenmez mi? Yaptıklarını sonra alıp götürecek misin? İstersen bırakırım. İster misin? İsterim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sıcak. Yaylalar serin olur. Bu köyün yaylası yok mu? Olmaz mı? Var yukarıda. Çıkmıyor musunuz? Kalabalıktır şimdi. Ta uzaklardan gelirler. Hayvan otlatmaya. Çadır kurarlar. Çingeneler mi? Hayır, yörükler. Çingeneler ormanın o yana gelir. Çingeneleri sevmiyorsunuz galiba. Hayvanları mı kaçırıyorlar? Ya ama dayın kızar çingenelere. Geçen hafta tüfek tabanca kovaladı hepsini. Sürdü kovaladı. Kim bu? Ermiş Yusuf derler ona. Külden başka bir şey yemez. Çok zayıf, hasta olmasın? Öyle deme. Günaha girersin, yakında uçacak. Uçmaktan iyi. Dediğimi yapmazsanız uçayım da görün diyor. Ne diyor da yapmıyorsunuz? Domuz işi var ya. Sabah erken gel. Peki, gelirim. Tanışmışsınız ha? Hı. Sohbet ediyorduk. Söylemiştim ya size, rahatsız. Biraz kalıp dinlenecek. İyi maşallah. İyi olur, iyi olur. Hadi bakalım, birkaç kişi kamyonla gitsin de indirsin malzemeleri. Kendim bir şey yapmıyorum ya bu serayı. Ben çekip gideceğim, size kalacak. Ahmet, Hüseyin, Ali. Bir de genç olacaksınız. Hadi, hadi davranın. Bundan önceki köy de sizin gibiydi. Onlara tütün ektirene kadar anam ağladı. Ama şimdi dua ediyorlardır bana. Çiçekten para gelmeye başlasın, o zaman konuşacağım sizinle. Allah razı olsun. Canlanın, canlanın. Yıldızlara gidiyor el alem. Hadi yeğen. Nasıl buldun köylülerimi? Doğrusu bulamadım. Nasıl deyin, yoklar sanki. Bir seçimleri yok gibi. Vedia'nın dediği gibi davranışları yok. Vedia mı söyledi bunu? Evet, köylülerin bir davranışı olmadığını düşünüyor. Görüyor musun Vedia'yı? Harika bir teşhis.
Bu ülkenin meselesi bu. Asıl iş köylüyü adam etmekte. Biliyorum siz başka türlü bakıyorsunuz meseleye ama yanılıyorsunuz. Asıl mücadele bu. Ne olmuş? Kızlara götüreceksin. Kefenin cebi var sanki. Vermeyeceğim ulan, vermeyeceğim. Var mı bir diyeceğin? Mezara götüreceğim. Hayrola hacı, oluyor mu böyle baba oğlu? Ne baba oğlu beyim, ne baba oğlu? Eşkıya resmen. Tutturmuş para da para diye... ...kefen paramıza göz dikmiş. Fil! Kes! Gençlik işte, sen bir gönder onu bana, ben bir konuşayım. Denize gidiyorum. Gelsene. Pardon. Nedia.
Şimdi daha güzelim. Nerede? Kim? Dayım. Bahçede. Odadan çıktığında burada mıydın? Yok, sonra geldim. Demek biraz önce gelseydi bizi yakalayacaktı. Biraz önce gelseydi seni odamdan çıkarken görecekti. Görecekti. Ne derdi buna? Bilmem. Aklına fena şeyler gelmez miydi? Fena şeyler mi? Öyle ya. Nasıl yani? Yani seviştiğimizden kuşkulanmaz mıydı demek istiyorum. Bilmem. Nasıl bu kadar vurdum duymaz olursun? Biz biraz önce sevişmedik mi? Seviştik. Babam gelmeseydi gene gelecektim odana. Gene sever miydin beni? Severdim. Ne güzel. Babam bekliyor seni. Hazırlan bakalım. Akşama önemli bir randevumuz var. Yusuf'un uçuş gününü kararlaştıracağız. Ciddiye almıyorsunuz herhalde. Tam tersine, son derecede ciddiye alıyorum. Bir şeye inanılıyorsa onu ciddiye almak gerekir. Yusuf'un uçacağına inanıyor köylüler. Şöyle böyle. O da yeter. Yusuf bir sivriliktir. O yüzden etkiliyor. Benim bu sivriliği aşmam gerek. Görüyorsun değil mi? Ermiş diye cin oynuyor benimle. Gelmeyecek mi bu adam? Önce istemedi ama sonra gelirim dedi. Yusuf gelirim derse gelir. Gelir gelmesine de lüzumu var mıydı bilmem. Hem de nasıl? Ya bilim ya hurafe. Seçeceksiniz birini. Şimdiden söyleyeyim. Yusuf uçarsa pılımı pırtımı toplayıp gideceğim bu köyden. Ama köye bu kadar faydan var beyim. Hadi Yusuf uçtu. Bizim ne günahımız var? Hacı haklı. Değil mi ama? Uçarsa uçsun. Köyü ne diye bırakacaksınız? Oğlum, gel şuraya otur. Seni niye çağırttığımı biliyorsun herhalde. Uçma gününü kararlaştıracağız. Uçuyorum diyorsun ya. Gözümüzün önünde uçacaksın bu kez, tamam mı? Evet, ne diyorsun? Konuşacağını sanmam. Konuşmaya niyetin yok galiba. İstersen konuşma. Teklifimi kabul edersen kalkıp gidebilirsin. Yok, itirazın varsa adam gibi konuşursun. Haftaya bugün grup vakti. Ne diyorsun? İnşallah uçmaya kalkmaz da kırmaz bir yerini. Bir şey olmaz. Denize düşüp ıslanır en fazla. Uçmaya kalkışacak mı dersiniz? Göreceğiz. Ama Yusuf'un köylüleri iyi tanıdığı kesin.
Köylüye bir şey mi yaptırmak, bir şey mi aşılamak istiyorsun? Dozu yüksek tutacaksın. Yusuf işte bunu yapıyor. Ne yapmak istiyor ki Yusuf? Benim etkimi gidermek istiyor. Doğrusu zorlu bir rakip. Bu köyde Yusuf uçmasaydı ben uçardım. Dur! Ateş ederim yoksa! Ne oluyor? Eve git. O da girsin. Git dedim. Girin içeri! Vedia, korkacak bir şey yok. Gel. Biri vardı dışarıda. Dayım üstüne atlayıp yakaladı. Kaçıyor muydun? Bilmem. Dayım yere yıktıktan sonra gördüm. Hırsız sandım adamcağızı. Eski köyden bir tanıdık. Yolu buraya düşmüş. Kapıyı çalmaya utanmış. Cahillik işte. Sen görebildin mi? Tanıyabildin mi adamı? Karanlıktı. Vedia'yı burada tutarak yanlış mı yapıyorum acaba? Bu eğitim sistemine güvenim yok. Ama ben de ilgilenemiyorum ki kızla. Ne düşünüyorsunuz? İstanbul'da özel bir okula göndersem örneğin. Annen orada. Sen de varsın. Annem çok sevinir tabii. Ama benim durumum belli değil. Belli, belli. Af yasası çıkıyormuş yakında. Emin misiniz? Tabii. Kasabada gazetede okudum. Gençler hata eder, büyükler affeder demiş bakan. Bütün partiler anlaşmışlar. Şeytana uymuşsunuz yani. Buyur hanım. Vazgeçsen. Neden vazgeçsem? Tutturmasan ille de uçsun diye. Ben mi tutturuyorum? Uçacağım diyen o. Sabah namazı geldi bana. Uyumamış bütün gece. Ben çok sayarım beyi. Nedir bana düşmanlığı diyor. Yani uçamayacağını kabul mü ediyor? Yok, demesi o değil. Bey uğraşmasın benimle diyor. Bak hanım, benim kimseyle uğraştığım falan yok. Hatta sempatim bile var Yusuf'a. Yani severim Yusuf'u. Gitsin kahveye, ben uçamayacağım desin, kapatayım bu konuyu. Sen git ona öyle söyle. Ben kasabaya gidiyorum, bir isteğin var mı? Yok dayı, sağ. Hadi hoşça kalın. İyi adam, hoş adam da çok inatçı. Uçsa ne olur, uçmasa ne olur. Bir deri, bir kemik. Şöyle bir yer vursa uçar zaten. Çok da sever sizinkileri. Kimi kimsesi yok. Her derdini bana açar garibi. Vedia'yı istemem için de bana yalvardı. Yusuf Vedia'yı mı istedi? İstedi istemesine de kendi kendine. Vedia'yı almazsam kaleden atarım kendimi diye tutturdu. Nasıl söylerim beye? Vedia biliyor mu? Bilmez mi güzel kızım? Peki ne dedi?
Ne desin? Çok iyidir Vedia. Ona kalsa kimseyi kırmaz ama baba var ileride. Çekil! Hadi! Ha. Ne yapıyorsun? Je travaille mes leçons. Güzel. Ne kadar konforlu burası. Gelsene. Babam böyle istedi. Yerleşik ev böyle olur diyor. Göçene de uçana da kızıyor ya. Kendi de yerleşmemiş gibi yarı. Ne yapsın, insanlara adamış kendini. Baksana, yıllar sonra gelip yardım istiyorlar adamdan. Kim istiyor? Akşamki adam. Sen inandın mı? Bilemiyorum. Evet, bir gariplik vardı. Ama hep garip şeyler oluyor burada. Doğrusu pek aklım ermiyor. Mesela sen ne düşünüyorsun Yusuf için? Kuş mu ki uçsun? Onu demedim. Seni istemiş ya. Varacak mıydın Yusuf'a? Bana soran olmadı ki. Sorsalardı ne derdin? Kim sorsaydı? Dayım. Uygun görseydi de sorsaydı. Ne sorsaydı? Canım, Yusuf'a varıp varmayacağını. Neden varmayayım? Ermiş Yusuf ha? Erkek değil mi ki Yusuf? Demek erkek olmak yetiyor. Yani şimdi benimle Yusuf arasında bir fark yok mu? Olmaz mı? Seviştik seninle. Güzeldi. Ama onunla sevişmiş olsaydın? Seviştiğin tek erkek ben değilim, değil mi? O balıkçı mesela. Yakışıklı da değil mi? Git bak. Gel buraya. Özür dilerim. Seni seviyorum. O yüzden. Erkekler kıskanç olur, değil mi? Kitap okuyordum. Uyuyakalmışım. Vallahi bu sıcakta en iyisi uyumak ama... bilirsin dayını. Hemen gelsin dedi. Her işi acele koşturur durur. Allah'tan Vedia Hanım var da... evi çekip çeviriyor, topluyor dayının arkasını. Bulunmaz bir Allah için. Evet, soylu bir ailenin kızıymış. Kim? Vedia. Yakınları ölünce dayım evlat edinmiş. Vedia evlenince dayım yalnız kalacak. Vallahi senin dayının eli sıkıdır biraz. Kolay kolay vazgeçmez malından. Anlamadım. Ne demek o? İlle türlü türlü söylüyor işte. Öz kızı olduğunu söyleyenler bile var. Öz kızı da olsa evlendirir, evlatlığı da. Ne ilgisi var bunun eli sıkılıkla? Ne demek istiyorsun sen? Söylenti, ben bir şey demiyorum. Ne demek istiyorsan açıkça söyle. Dayım, haşlayacak bizi. Nerede kaldın? Beni istemişsiniz. Çevre köylere gidiyorum. Çingeneler bak. Onun için çağırdım seni. Ne var, ne oldu ki? Çingeneler gene bu tarafa gelmişler. Kızı kaçırabilirler. Vedia'yı mı? Ne zamandan beri kız kaçırıyor çingeneler? Sen benim dediğimi yap. Vedia'yı ayırma gözünden. Bak dayı.
Geldiğim günden beri hep çingene laf ediyorsunuz. Oysa köylünün çingenelerden hiçbir şikayeti yok. Hatta sizin bu tutumunuzu alay bile ediyorlar. Üç günde bu köylüleri tanıdığını mı zannediyorsun? Onların kiminle alay ettiklerini, benden niçin korktuklarını anlaman mümkün değil senin. Evet, burada herkes kendine özgü bir dil konuşuyor. Ben durduruyorum onları. Ben sürüyorum ötelere. Ben olmasam bu miskinlere kalsa çingeneler üç günde talan eder burayı. Kes şu gürültüyü be! Çalıştıramıyorum. Ne zaman çalıştı ki? Vazgeç artık. Fırsatını bulsalar benden öcü almayacaklarını mı sanıyorsun? Tamam dayı. Anlıyorum. Merak etmeyin siz. Hadi hoşça kal. Vedia. Merhaba. Merhaba. Ne var? Vedia'yı arıyordum. Kayıp mı ettin? Adam gibi konuşsana. Bir şey sorduk. Gitti. Burada mıydın? Babam gitti mi? Gitti. Neymiş, ne dedi sana? Vedia'yı gözünün önünden ayırma dedi. Ayırma mı dedi? Hı hı. Ben ne olmuşum ki? Ne olacak? Ortalarda yoksun. Yok mu? Seni arıyordum ne zamandır. Beni mi? Beni mi? Evet, seni. O zavallı çingenelerden korkuyor, hanımın derdi başka. Onunlaydın değil mi? Balıkçının koynundaydın değil mi? Yürü eve. Yürü eve!
Sofra hazır. Yemeyeceğim. Yatıp uyuyacağım. Gel. Ne istersen sor. Söyleyeyim de bitsin. Söyle ne söylemek istiyorsan. Sormam gerekli mi? Balıkçıyla yattın değil mi? İnkar etme, balıkçı söyledi. Sen önüne gelenle yatıyorsun. Hem ben zaten gidiyorum. Biliyorum. Bu yüzden mi bağlanmadın bana? Vedia, ne demek istediğini anlıyorum. Ama baştan söyleyeyim ki aramızda her şey bitti. Beni aldatmanı burada geçici olduğuma bağlamak istiyorsun. Nasıl olsa çok sürmezdi demek istiyorsun. Böyle düşündüğün için buradaki ilişkilerini kesmedin. Ama şunu iyi bil ki ben seni geçici olarak sevmedim. Oysa sen kendini hep benden uzak tuttun. Ben böyle şeyler düşünmem hiç. Konuşarak varacağımız bir yer yok. İyi uykular. Ben anlatacaktım ya. Yorulma. Yeterince anlattın. İyi geceler Vedia. Bana Vedia deme. Ne diyeyim? Bakire Meryem mi? Yok, Raziye'yim ben. Ne çok yemek yaptım, yemeyecek misin? Ben de sonradan öğrendim adımın Raziye olduğunu. Öbür köydeydik o zaman. Bizimkiler geldiler, şişt şişt diye seslendiler bana. Daha önce hiç görmemiştim onları. Bebekliğimden sonra yani. Adımın Raziye olduğunu söylediler. Yanmakta ne oluyor? Tanrı isteseydi zenci yaratırdı seni. Hadi. Hadi kalk. Hadi. Peki görürsün sen. Uyu bakalım. Bak atıyorum suya. Ne biçim yüzüyorsun böyle? Doğru yüz bakayım. Uzat kollarını, vücudunu düzelt, suya paralel ol. Geçen yaz yüzüyordun ne güzel. Gel bakayım, gel. Yat bakayım şuraya. Yüz şimdi. Evet, evet. Sporu çok ihmal ettim. Sen de Vedia da her sabah spor yapacağız. Emin
En çok annemi sevmiş, benden de çok. Görmesin bizi burada. Senin haberler iyi. Çıkmış af yasası. Sürgün günlerim bitti. Sürgün olur mu dayı? Sayenizde günlerim çok güzel geçti. Nereden buluyorsun bu sözleri? Sayenizde, tebaası. Sen benim yeğenimsin. Sağ ol güzel kızım. Bak Ali de İstanbul'a dönüyor. Okula göndereyim mi seni? Daha vaktimiz var ya. Dayı, birileri geliyor. Hacının oğlu, domuza çıkacağız ya, babasına inat katıldı bu domuz işine. Manga başı yaptım onu. Gel bakalım komutan. Afiyet olsun. Yıkanmamışsın. Yıkandım. Beklerken terlemişimdir. Git çabuk yıkan üstünü değiş gel. Ne yapıyor bu? Ter kokup kokmadıklarını kontrol ediyor. Domuzlar müthiş koku alır. Böylece yıkanmış da oluyorlar. Görüyorsun değil mi? Bu iş bitmiştir. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Kutlarım dayı. Sizin başarısızlığınız örgüt diye tutturmanızdan geliyor. Onca insan bir araya gelip birbirinizin ayağına dolanıyorsunuz. Sonuçta koca bir atalet çıkıyor ortaya. Kendimi övmek için söylemiyorum. Bu gördüğün yöntemin başarısıdır. Kişisel iradenin, kişisel gayretin sonucudur. Teşekkür ederim kızım. Yemeğe gelecek misin? Hayır, seferde sayılırız. Kumanyalarımız var, daha da hep beraber yiyeceğiz. Onlardan ayrılmak olmaz. Son grupta geldi. Hadi gidip yemeğinizi yiyin siz. Bir kadeh de benim için için. Rastgele dayı, başarılar dilerim. Hadi hadi hadi, hemen sıraya geçin, sıraya geçin, sıraya geçin, şuradan başlasın bakalım. Hadi 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 sıraya. Şurayı da düzeltin bakalım. Düzel şurayı. Dayı müthiş bir adam. Yorulmak nedir bilmiyorum. İyi misin? Gel. Beni yalnız bırakın. Thank you.
Yusuf uçtu! Yusuf uçtu! Hemen değil. Kalırım daha. Sonunda gideceksin. Sen de gel. Ben gitsem gelir misin benimle? Nereye? Nereye olursa. Sen okula da gidersin İstanbul'da. Sarılsana bana. Köyde bir şeyler oluyor. Gel. Siz Yusuf'u bulup getirin bana. Kaleyi deniz kenarına arayın. Siz de köyü. Ahmet! Sen eve git. Kaçma lan! Kaçma lan, namussuz, vuracağım seni! Hadi kalede bekliyorum, bulup getirin bana Yusuf'u. Ahmet, buraya gel! Hacı! Ne oluyor? Soymaya kalktı beyim, kefen paramı almaya kalktı. Deli misin, bir kaza çıkacak elinden. Ne de olsa oğlun, bu yaştan sonra içeri mi girmek istiyorsun? Ne oluyor dayı? Gel yeğen. Bırak şimdi Ahmet'i, Yusuf'u bul. Ne oluyor? Yusuf yaptı numarasını. Kalede bekleyelim, bulup getirecekler Yusuf'u. Kes şu gürültüyü be! Çalışıyor. 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 Kalkalım mı da? Biraz dinlenelim. Sahiden uçmadı ya, sonra buluruz Yusuf'u.
Şu merdivene bir manivela uydurup geceleri kaldırmalı. Ne arıyorsun sen burada? Göklerde değil misin? Kalk! Gidip herkesi uyandıracağız. İtiraf edeceksin bir şarlatan olduğunu. Hediye gitti. Yalan söylüyorsun. Hediye evde! Emin misin? At arabasına bindi gitti. Allah'a ısmarladık dedim bana.